AKP'lerle konuşmak, Bülent Ersoy'la konuşmaktır. Ekonomi şu anda sallantıda ama bu işler sabır işi. Sabır olur mu? 20 senedir sabır olur mu? Bu anda Avrupa'nın en süper devleti Almanya'dır. Almanya ile başa baş gidiyoruz. Ya, Avrupa bizi kıskanıyor değil mi abi? Tabii ki kıskanıyor. Helal olsun. Biz ülkemiz bak, için ne yaptık? 400 lira. Evet, al abi. Bu da senin en büyük paran 200 lira. Bu onun en küçük parası. Al. İmamoğlu geldi, bütün hortumlar kesildi. Evet. Vallahi bana sorma, daha iyi olur yani. Peki abim sen bilirsin. Ben tam şeye gelmişim yani, fit noktaya gelmişim. Yani sorma. Ne konuda fit noktaya geldin ya abi? Ya şimdi herkes konuşuyor. Ben de konuşursam olmayacak yani. Çünkü eleştiriyi çok seviyoruz. Yani bir kere Türkiye'de eleştiri bitmedikten sonra biz Türkiye'yi düzeltemeyiz. Buyur. Abi eleştiri olmazsa zaten ya, sıkıntı olur. Devam edecektim. Senin benim ağzından aldın. 2 eğitim, 3 spor, 4 din. Bu 4 tane kuralı tamamıyla kafamızda yerine oturmadıktan sonra biz kesinlikle şey yapamıyoruz. Ben şimdi hükümeti eleştirsem ne olur, muhalefeti eleştirsem ne olur? Benim önüme bir şey geçecek mi? Yok. Geçen bir sosyal medyada okuyorum. Aynı mikrofon tutmuşlar. Besmele nedir diye soruyor. Ateist cevap veriyor. Dindar olan hacı hoca insanlar cevap veremiyor ya. Besmele senin ne olduğunu bilmiyorsan, rukiye varıyorsun, Sübhane Rabbi lazım ne olduğunu bilmiyorsan, Allah'ın en şey kıymetli kıldığı Fatiha suresini bilmiyorsan ya ne anlama geldi? Ben daha nasıl din söyleyeyim ben sana ya? Ne anlatayım dinle ya? Bana biri bir şey anlatıyor doğrudur. O bir şey anlatıyor doğrudur. Takıl git ondan sonra arkasına ne olur? Rafala çıkıyor işte. Araştırma yok diyorsun. Tabii canım. Tabii. Peki abim son olarak. Sen internete izleyelim hep ya. Çok sağ olasın hocam. Vallahi internetten izleyelim. Çok sağ olasın. Her tarafı geziyorsun ya. Geziyorum abi sizin sesiniz. Güzel konuşuyorsun ha. Çok sağ ol abim. Bize cevap veriyorsun ya. Sana da sormak isterim. Abim bugün bir seçim olsaydı oyunu kimden yana kullanmayı tercih ederim? Ben sana samimiyetle söylüyorum. Buyurun. Bak Allah da şahit. Ben hacıya gittim. Şu ana kadar Cumhur İttifakı'nın hiçbirine oy vermedim. Cumhur İttifakı'nın bir ortağının üyesiydim zamanında. 30 sene yakın onlara hizmet ettim. Allah'a şükürler olsun. Hiç oy vermedim onlara. Hep muhalefete verdim. Altı masaya. Şimdi de düşünüyorum. Düşünce sebebin nedir abi? Dedin ki muhalefette de düşünüyorum. Bak dedim. Sebep buyurun. Çok kolay. Buyurun. Sebep çok kolay. Güven vermiyorlar. Eleştiri yapmıyorum. Güven vermiyorlar. Altı masa toplanıyor. Güzel. Bana ekonomi hakkında bilgi ver. Şu kadar şöyle milyar dolar, şu kadar şöyle milyar dolar açığımız var, şu var. Nasıl kapatacaksın? IMF'den parayla gelme olur mu? Benim evimde giren para belli, çıkacak para belli. Benim evime giren para belli, çıkacak para da belli. Aslında söylüyorlar abi ama gene ya dediğimiz bana, gibi bakmak bana bir şey söylesin, bana göstersin. Bana bir şey göstersin. Aç mikrofonu gösteriyorsun bana. Göstersin bana bir şey yani yok. Görmek istiyoruz diyorsun. Tabii ben inanayım ya. Ben bak ne diyorum. Cumhur İttifakı'na bugüne kadar oy vermedim. Allah şahidimdir. Ama muhalefette de şu an soru işaretlerle geziyorum. Yoksun. Abi. Muhalefette abim çok özür dilerim. Şey tane tamam. Buyurun. Niye gelin. Soru işareti abi? Abi şey yapsın. Göstersin bir şey abi. Ekonomi nasıl düzelecek abi? Şu kafanı biraz çalıştırsan var ya neler var biliyor musun peki, aslında? Peki çalıştırayım ben, abi. Sen bana bir öğret. Ben 48 yaşındayım. 10 sene AKP'ye 10 sene yani 3 dönem Cumhurbaşkanlığında evet. Cumhurbaşkanlığının tek iktidarı da verdim. Oyumu verdim. Yine verdim. Allah için verdim. Allah şahit yukarıdadır bak. Heh. Verdim. Bu 10 senede bu İstanbul seçimlerini kaybetmeselerdi bunların açıkları çıkacak mıydı? Az önce ben ne dedim? Abi, az önce şey de ben ne dedim? Evet. Eleştiri. Bak, bunların baştaki açıkları çıkacak mıydı? Bak bir şey konuşmuyorum. Peki bir şey söyleyeceğim. Aynı konuşuyorsun. Tamam. Ben aynı şimdi şeyi ben bak aynı dili konuşuyoruz ama anlaşamıyoruz. 8,5 milyar bak. Sen 8,5 milyar asgari ücretle çalışıyorsun. 2 kişi çalışıyor farz et. Bak 2 kişi çalışıyor farz et. Hadi 3 kişi çalışıyor farz et. 8 16 21 milyar para yapıyor. 10 milyar zaten kira. Cennette şu anda 10 milyar 12 milyar 13 milyar kira. Kanarya'da 5 milyar 6 milyar. Bu insanlar nasıl 8,5 milyar geçirecek. Onu söyledi abi az önce. Ben onu diyorum şey ama bak abi bana öyle düşüncem demeyecek abi. Diyecek ki ah ulan biz bir boşuna gideceğiz ondan sonra onlarla bir şamar yiyeceğiz. Bir kırsa daha geri geleceğiz. Yani. Yıllardır bu insanlara oy verdik. Yıllardır. Hep güvendik. Müslüman dedik. Elhamdülillah hepimiz Müslümanız. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne demiş biliyor musun? Arabım ama Araplar benden değil demiş. Tamam mı abi? Bu Araplar her yeri sattılar. İstanbul yerini sattılar. Bunlar satılacak bir yer kalmadı. Türk Telekom'u satan bir insan. Bir saniye abi. Türk Telekom'u satan bir insan borçlarını içinde bırakıp kaçıp ülkesine giden adamı tutuklamadılar bile. Bak ya, 6 tane 6 yaşındaki sen çok güzel konuşabilirsin ama ben dinlemediğin şey yaptım bak. Yanlış anlama. Ben aynı şeyler anlattım. Ya, düşünmem lazım. Hayır. Korkuyorum dedim. Onu neden söyledim? Onu neden söyledim? Veriyor mu güven? Kim veriyor mu? Muhalefet. Niye vermesin abi? Bana bir tane izah et. Niye peki bir dakika diyor ki bak kendiler söylüyor. Tamam. Ben basından duyuyorum kendilerinden duyuyorum. Tamam. Diyor ki arkadaşım bizim şu kadar milyar dolar borcumuz var. Tamam. Bana bunu nasıl kapatacaksın? Şimdi bunlar nasıl kapatacak? Onu da bana ya söyle. Ya bana bunlar ben bunları meşetmedim tamam, ki sen bana bak, şey yap. Tamam ama evet, ben diyorum ki bak sen dinleseydin ben. Tamam bir sana bir şey soracağım. Peki bunlar nasıl kapatacak? Ya bunlar
kapatacak demedim ki. Sen oyunu kime örnek söylüyorsun? Ben bunları kapatacak demedim. Muhalefete ben bu işin soru işareti aldım kafama. Tamam, benim de soru işaretim o. Ama ben ne yapacağım? Ben diyorum ki buna, ben bu adam, bunları methettim diyorum. Bak baştan söyledim. Dedim ki ben 20 senedir dedim Cumhur İttifakı'nın hiçbir partisine Allah'ımıza şükürler olsun vermedim dedim. Ben verdim, yalan söylemedim. Ben vermedim. Ve hatta bunların ortaklarının içine binlerce 30 sene hizmet ettim. Ama şimdi diyorum ki ben Cumhur İttifakı'na oy vereceğim demiyorum. Muhalefete oy veririm ama altın masaya oy veririm ama bunların içine güvenemiyorum diyor. Bana bir güven versin. Bunu aynı şekilde 100 kişiye sonra 99'da aynı şeyi söylüyor. Çok güzel söyledin. İmamoğlu'nu aldık başa. Seçim iptal ettiler. Tekrar seçim dediler. Güven mi? Güven oyu değil mi? İnsanlar nasıl güvendi ona? Bu sefer 880 milyon oy kazandı. 32 binle farklı. 800 bine tamam, çıktı. Tamam. 800 binle çıktı. Halk görüyor ama. Çok doğru söylüyor. Bak şimdi İmamoğlu için 2 sene 7 ay ceza verdiler. Değil mi? Doğru mu? Bir daha onu da bak netleştirelim. Bak, daha karar kesinleşmedi. Verilmedi. Bak Bahçeli AKP'ye neler söyledi? Doğru mu? Soylu AKP'ye neler söyledi? Bunlar. Şimdi ben sana bir yanlış yapsam yarın yüzüne bakıp gezemem. Bunlar neler söylüyorlar? Eskiden böyle miydi ya? Cumhurbaşkanımız başka otururlardı masada tartışırlardı abi. Şimdi bunlar bütün sülaleler birbirine küfür ediyorlar abi. Hayırdır abi biz böyle bir insanlara oy mu verdik ya? Biz böyle insanlara nasıl oy verelim? Müslümanım diyor bayrağı saldırıyor. Bana sadece bak, şunu söyle. Mustafa Kemal Hazreti Peygamber rahmetli olduktan sonra öldü. Bir tane Kur'an'ımız gitti mi? Cumhuriyet elden gitti mi abi? Mustafa Kemal öldü. Cumhuriyet elden gitti mi? Yok. Bu tane yaşlılar çıkıyor. Elinde simit gidiyor. Eliyor. Bak güzel bir kelime söylüyor. Bak. Evet. Bak insanlar bütün yaşlarımız AKP'li insanlardan bahsediyorum. Yanlış anlama. Ellerinde simit bir su geziyorlar buralarda. Bir de giydiği elbiseyi 10 sene giyiyorlar. Ya senin hakkın değil mi abi? Ben buradan 100 milyona havalına gidemiyorum. Adamlar 100 dolarla geliyorlar. Türkiye'nin her yerini geziyorlar. Seni var ya senin çorabındaki şeyini bilirler bunlar. Çorabını var ya. Onlar bilirler. Bak. Bunu unutma abi. Bak. Ben sana bir şey söyleyeyim. Bak, demin çok ben güzel, sana bak, söylüyorum. Demin çok güzel bir şey söyledim. Ben 4 tane madde saydım. İlk başta konuşmamda 4 tane madde saydım. 4. maddenin birine dedim. Din dedim. Bak. Evet, zor abi. Sen demin çok güzel bir kelime söyledin. Dedin ki Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem vefat etti. Müslümanlık bitti mi dedin. Bitmedi. Demek ki bir ölmeyle yani beşeriz biz. Dünyadan gitmekle bir şey olmaz. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Tamam mı lütfen ya? Ben şimdi bu din meselesinde izahlar yaptım demin. Dedim ki ninem bana elini böyle koymak günah. Aynaya bakmak günah gece. Yok tırnağını kesmek günah. Yok merdiven altına geçmek günah. Bunlar biz kafamıza yerleştirmişiz. Biz bunları değiştiremiyoruz. Şimdi ben bir aynayı görsem 64 yaşına geldim gece yarısı. Ninemin lafı aklıma geliyor. Ha günaha giriyorum ben. Ya günaha girmiyorum ben. Ya, ben ayet eğitimi görmüşüm. Yani hadis eğitimi görmüşüm. Ben de bunları, o alt işime kadar ben de. Ben de şimdi bunları kalkıp da sana ben nasıl anlatayım yani. Ama ne yazık ki biz burada camide neler konuşuyoruz yani. Ben bunları görüyorum. Ya, Bir tane adam çıkmış YouTube'da bu artık siz misiniz bilmiyorum. Çıkmış. Ya diyor ben diyor canımdan alsın diyor Tayyip'e versin. Ulan Allah verdi lan sana canı. Ulan sen nasıl bir düşünüyorsun? Ya sen insanlar, nasıl düşünebiliyorsun? Doğru. Sen nasıl bunu düşünebiliyorsun? Ya bir beyni ya. Bizim insanlarımız var ya bak. Şimdiki gençler var ya okumuş ya. Kafaları zehir gibi. Şimdiki biz bundan 25 sene önce 30 sene öncesine dönelim. Hepsi cahil. Okumamış. Ya. İlkokulu da zorla bitirmişler. Anası kafasına duvara vura. Bunları Müslümanlıktan etmiş. Şimdi ben tek bir şey söyleyeceğim sana. Hazreti Peygamber'in sallamamız Kur'an'ı mı bizim için önemli? Bu gelen AKP Cumhurbaşkanlığımız Recep Tayyip Erdoğan için Kur'an-ı Kerim'in önemli. Benim için Hazreti Muhammed'im için önemli. Tabii. Ben Allah şükürler olsun. Tabii. Ben oyumu verdim çok pişmanım. Erbakan'ı satan adamdan benim işim olmaz. Niye pişmansın abi? Pişmanım abi. Pişmanlık sebebin nedir? Abi ben bakıyorum. Ben bir şey soracağım. Eskiden emekli oluyordunuz abi. Emekli oluyordu. Emekliyle bir daire alabiliyordun. Affedersiniz şimdi bir emekli ol. 3 trilyon bir daire. Yiyorsa al abi. Hayal mi oldu abi? Hayal ne? Araba abi. Araba. 27 sene çalıştım. 55 lira. Kamudan emekliyim. 27 sene çalıştım. 55 bin lira emekli ikramiyesi aldım. Ne alırsınız? Bir cep telefonu alıyorsun. Bak bir iPhone cep telefonu alıyorsun. Bak, gördün mü dayı abi? Ben 27 sene. Kamudan emekli. Siz gerçek insan. İnsanlarla konuşmuyorsunuz. Hep size AKP'liler denk geliyor, size laf söylüyor. Abi, AKP'lerle konuşmak. Bizi de eleştir tabii. AKP'lerle konuşmak, Bülent Ersoy'la konuşmak. Değil mi geliyor öyle? Abi bilemezsin yani. Kişileri eleştirmeyin. Partiler gelip geçicidir. Biz bu zamana kadar kaç tane parti gördük, kaç tane iktidar gördük? Önemli olan dürüst olacaksak, namuslu insanlar gördük. Tamam, dürüst olacaksak önemli olan yapılan eserlerdir. Eserler kalıcıdır, kişiler geçerlidir. Yok o parti, yok o başkan.
bugüne kadar ki ülkeye yapılan eserleri gösterebilir misiniz? Ha bu adamın planları mı? Adam ne diyor? 100 senelik plan gerçek oldu. 135 senelik rüyalarımız gerçek oldu diyor. Bu eserler yapmak bunlara nasip oldu. Kime nasip oldu abi? Tayyip Erdoğan hükümetine. Aynı zamanda satmak da bunlara nasip oldu. 100 yıl birikimleri. Tamam da bir saniye. 100 yılda yapılan bu ülkede 100 yılda yapılanları Cumhuriyet'in Atatürk'ün yaptığı bütün hepsini sattı. Onlardan niye bahsetmiyorsunuz? Neyi sattı kardeşim ya? Siz peki bir dakika bir saniye tamam. Tamam tamam kardeşim tamam sattı. Bir saniye bir saniye bir saniye bir saniye. Hepsini sattı tamam tamam. Tamam bir saniye bir dinler misin? Bir şey söyleyeceğim. Mustafa Kemal Atatürk 46 tane fabrika açtı. Bir dakika bir şey söylüyorum. 101 tanesini sattı. 46 tane fabrika açtı değil mi? Yoktan var etti açtı. Şimdi sen dünyalar senin elinde, para senin elinde. İstediğin fabrikayı açarsan. Bana söyle abi. Benim açım ya. Örnek söylüyorum ben açım. Aç değilim Allah'a şükürler olsun. Ben açım. Ben sokaklara gir, pazarlara gez ya. Bak ben sana insan gibi söylüyorum. Ben bir kardeşin olarak söylüyorum. Git abi dolaş. Pazarları dolaş. Bak pazarları dolaş. Bak yerden topluyorlar. Bak 46 tane fabrika açtı. Türk Telekom'u sattı. Bak Araplara sattı. Araplar kaçtı. Tamam kardeşim. Niye bunlar cezaevinde değil? Tamam cezaevinde değil. 48 tane. Bir saniye ama bir dinler misin ya? Bir dinler misin? Şimdi gidiyorum ben. 48 tane adam AKP'yi kurdu. Hangisi AKP'nin başında? Ya kardeşim bak. Hepsi üçer maaş alıyor. Hepiniz siyasetçi olmuşsunuz. Amenna bir şey diyemiyorum da ben size demin bir şey... Hayır. Hep dediğime gelmedi. Ben size demin bir şey söyledim. Kişiler geçer, geçicidir. Yapılan eserler kalıcıdır diye. Acaba siz dünya ekonomisinde bir inceleyin mi? Madem bu kadar ekonomistsiniz, bu kadar biliyorsunuz. Şu anda bak Avrupa mesela bu anda Avrupa'nın en süper devleti Almanya'dır. Almanya ile başa baş gidiyoruz. Ya sen abi ya. Almanya'nın konu da abi. Sen ne içiyorsunuz lan? Aynı kafadan bana da verin ya. Siz ne içiyorsunuz abi? Ya şu Bulgaristanları görmüyor musun? Her akşam seyrediyorsun. Kaç levayla geliyorlar. Benim eşim Bulgaristanlı bak. Niye boşaltıyorlar? Bak abi özür dilerim abi. Özür dilerim abi. Çok özür dilerim. Gerçekten yanlış. Abi tane. Benim eşim inceliyoruz. Benim mesela özür dilerim. Özür dilerim. Benim eşim Bulgaristan göçmeni. İsviçre'de akrabası var. Bak benim eşime 10 bin lira para verdim. Eşime 10 bin lira para verdim. Git Bulgaristan'a. Bir ay bile. Kaç parayı kullandım? Kaç parasını kullandın? 6 bin lirasını kullandı abi. Sen Avrupa'dan geliyor 100 dolarla buraya. Yiyip içip sıçıyorlar. Affedersin gidiyorlar. Ama benim 10 bin lira gönderiyorum. Bulgaristan'a ya bir hafta ya da bir ay ya. Bir hafta 6 bin lira para etti abi. 10 bin lirayla gönderdim. Bana bunun açıklamasını yap o zaman. Bunun açıklamasını çok güzel bir şey. Tamam doğrudur. Açıklamasını da yapayım size. Bir defa onlar ülkeler için çalıştılar. Bir hale getirdiler ama şu anda sallantılar. Niye bizimkiler çalışmıyor mu? Bir saniye ne çalıştık? Abi, biz ülkemiz için ne yaptık? Olay burada bak abi. Biz ülkemiz için ne yaptık? 400 lira. Evet al abi. Bu da senin en büyük paran 200 lira. Bu onun en küçük parası. Al. Daha bitti abi. Ötesi yok. Tamam. Cevap verebilir misin ya? Veririm. Ver abi. Veririm. Ver abi. Ben size ne dedim? Herkes kendi ülkesi. Hayır herkes kendi ülkesine sorumlu değil mi? Evet. Biz ülkemiz için ne yaptık o zaman? Evet. Ne yaptık? Söyleyebilir misin? Tamam ben ne çalıştık? Çocuğumuzu mu yetiştirdik? Hani bir yere bir parmağımızı atıp da bir... Sen evli değil misin? Evliyim. Kaç tane çocuğun var? 4 tane çocuğum var. 4 tane çocuğu var. Bakabiliyor musun abi? Bakıyorum. Evin kira mı abi? Hayır. Kiradasın. Kaç para maaş alıyorsun abi? Kaç para? 6 bin lira maaş alıyorsun. 6 bin lira. Kaç çocuk çalışıyor? Ya benim çocuklarım şey, yüksek tamam, okul bitirdi. Ya, tamam bırak karış. Tamam bir şey söylüyorum. Tamam. Herkes ya, ayrı kendi. Tamam ben onu ben... Abim ben... Kendine göre evlerim. Biz 10 kardeşiz. Ben yalnız kalıyorum. Babam hamallık yaptı. Beyazıt'ta ben Malatyalıyım. Hamallık yaptı. 10 tane çocuğuna baktı. Bak 10 tane çocuğuna diyorum. Gel araştır istiyorsan. Ya, bir şey söylüyorum. Tamam ben Malatya yeşildirebilirim. Hepsi Malatyalı. 10 tane çocuğuna baktı. Bir tane arsa aldı. Bak bir tane arsa aldı. 2 katlı daire dikti. Bundan kaç sene öncesinden bahsediyorum biliyor musun abi? 40 sene öncesinden bahsediyorum. Babamdan bahsediyorum ama hamallık yaptı. Bak kardeşim, affedersin ben, git çalış şimdi. Ben Doğu Bank'ta bizim köye satsan bir daire alamıyorsun. O anki ortam böyleydi. Şimdi sen bu ekonomuna çok bölmemişsin. Yani siz bir şey soracağım. Arkadaşım size bir şey soracağım. Buyurun. Allah var yukarıda. Hepimiz Allah'ın kulu, peygamberin ümmetiyiz. Dinle. İmamoğlu geldi. Bütün hortumlar kesildi. Evet. Allah aşkına söyle. İmamoğlu'nun en ufak bir suçu var mı şimdi? Adam karşıdan içi. Bir dakika. Bir dakika ya. Hep sen konuşuyorsun. Adama diyor ki ne dediydi? Ahmak. 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 O da
Bir gün, iki gün sonra dedi ki ahmaklar dedi İstanbul seçimlerini iptal edenler dedi. Bunu geçiyorum. Adam 20 senedir iktidarda. 101 tane bütün devletin en güzel kurumları var. Hepsini sattı. Bir kişi istihdam edecek bir fabrika yaptı mı? Bana söyle. Bir fabrika yaptı mı? Siyalar yaptı, uçaklar yaptı. Bir dakika. Halk yaptılar. Bir dakika bir şey söyleyeyim. 2014'ten bu tarafa Sayın Reisi Cumhurumuz her çıkışında 100 milyar metreküp, 700 milyar metre. Hiç 2014'ten dün değil evvelki günle 1 litre gaz girdi mi Türkiye'nin borularına? Türkiye 1 litre gaz kullanabildi mi? 14'ten bu tarafa devamlı her sene iki sefer müjde veriyor. Müjdeler olsun. Ne var? Bu sefer de 733 milyar dolar 1 trilyon şey yapıyormuş. Dolar. 1 trilyon dolar. Abim yanıma. Hani bunlar? Nerede? Bunlar gezmeye gitti abi. Bunlar nerede? Şimdi maşallahınız var. Hayır. Bir kişilik istihdam eden fabrika yapıldı mı? Şimdi abim cevap ver. Allah'ınız. Cevap ver. Buyurun. Buyurun. Maşallahınız var. Gayet bu işlerin içindesiniz. İyi biliyorsunuz. Doğalgaz araştırmalarını önce bir araştırın bakalım. Daha önceden yabancı firmalar yapıyordu. Petrol de dahil bu işin içinde. Gördükleri halde yok diyorlardı. Şimdi kendi imkanlarıyla, kendi gemileriyle buldular. Girmedi diyorsun. Giriyor. Bu iş hemen 5 dakikada olmuyor. Yok, geçen sene dedi. Bu sene giriyor dedi. Tamam 2023'te giriyor dedi. 71 milyar dedi. Giriyor dedi. Bu sene dedi. Ocaklarımız ondan yanacak dedi. Bu işler 5 dakikada olmuyor. Bu işler yalan. Hep yalan. Hep yalan. Siz tamam. Size göre yalan olabilir. Ben merak ediyorum. Merak ediyorum. Gerçekten. Sizin ne içtiğinizi merak ediyorum. Peygamber'e ümmet olan yalan söylemez. Kur'an'ı alet etmez. Ben babamı gördüm. Kur'an'ı alıyor, alet ediyor. Ben size şaşıyorum. Allah çarpsın. Keşke içtiğinizden aynısını bana verin. Benimle aynısının kadar kafam güzel olsun. Ben bunu istiyorum abi. İstiyorum. Vallahi ya, istiyorum. Eğer bak, istiyorsan bak sizin istiyorsan gibi insanlarım. Aç geziyor ya. Aç geziyor millet. Sizin gibi insanlarım var. Öğrenin. Pazara ben, gel bir gün beyefendi. Akşamına kadınları bir gör. Çürük elmaları, çürük domatesleri topluyorlar. Dünyada ekonomi bir dibine senin Katar'la ne işin var? Düne kadar sisi diyordun. Kravatını düzelttin abi. Kimin kravatı? CHP'ye oy verenler. Sisi diyordun. Şimdi Araplara... Bir dakika abi. Bir dakika. Bak neyi bırakayım ben? Niye muhakkak bir taraftan geliri var orada. Dünyada bir defa bir birleşme var değil mi? Birleşmesi? Ekonomik birleşme. Nerede? Alışveriş her yerde. Kimde var? Niye Avrupa niye tek devlet oldu? Niye tek devlet oldu? Niye bütün sınırlarını kaldırdı? Tek bir kimlik kartı ne gibi? Şimdi tek bir şey. Avrupa bizi kıskanıyor mu? Avrupa bizi kıskanıyor değil mi abi? Tabii ki kıskanıyor. Helal olsun. Mercedes gibi arabası var. Almanya bizi kıskanıyor. Tamam da sen şimdi bir tane ufak bir araba yapıyorsun. Sen böyle devam et abi. Sen böyle devam et. Ben devam ediyorum. Bir araba yapıyorsun. Bütün millet ayağa kalktı ya. Gidip biri ben bir de civata takayım değil mi? Abi ekonomi nasıl? Devam edin ha. Vallahi siz devam edin. Siz devam edin ha. Siz devam edin. Siz kazanacaksınız. Aç aç. Ya boş ver. Ne anlatıyorsun bu adama ya? Aç. Peki sen nasıl görüyorsun abi ekonomiyi? İyi midir kötü mü? Hayır. Ekonomi şu anda sallantıda. Ama bu işler sabır işi. Yavaş yavaş oluyor. Birden bir sabır olur mu? 20 senedir sabır olur mu? Ya 20 senedir yaptıklarını bir gör ya. Ya bütün dünya geliyor. 20 sene sabır olur mu ya? Mustafa Kemal Atatürk olmasaydı ve silahlı arkadaşları. Evet. Bugün bizim babalarımızın, analarımız Hans şu bu olacaktı. Adama, adamlara ay yaş dedi, iki ay yaş dedi. Bunu kardeşim, tavuk suyu içer Allah'a bakar. Bir defa tavuk suyu içer Allah'a bakar. Atatürkçü gösterebilir misin bana? Atatürk'ün ben bütün nutukları bende vardır. Atatürkçü gösterebilir misin bana bir tane? Neyi? Atatürk'ün hiç hangi birisi bir yolunu kuru kuruya ben Atatürkçüyüm. Öyle kuru kuruya olmuyor. Çalışmayla oluyor. Atatürk ne demiştir? Çalışacaksınız. Kim çalıştı? Hanginiz çalıştınız? Niye çalışmamış? Ne çalıştınız? Bir kanal mı yaptınız? Atatürk'ün şey bıraktıklarını hep sattınız. Yok, fabrikayı satmış. Kime satmış? Şeker fabrikaları gitti. Dünyada özelleştirme limanlara var. Limanlara varıncaya kadar bir tane kalmadı. Dünyada özelleştirme var. Özelleştirme. Ankara'da Atatürk ormanı var biliyor musun? Bilmez olur muyum? Evet. Onu bile sattı. Hepsini sattı. Saraylar. Bizim neyimize? Çankaya Köşkü neyine yetmiyor? Daha güzel. Atatürk orada oturuyor da onun 1001 odası var. 1001. Her gün 18 milyon dolar, 18 milyon gideri var. Her gün. Benim oğlan sarayda çalışıyor. Yapma gözünü.
gözünü seveyim. İşinden edeceksin ya. Yapma gözünü seveyim ya. Her gün için arkadaşlar her gün için sarayın 18 milyon gideri var. Adam her gün veriyor kaç bin kişiye. Benim tabii canım. Benim her ay maaşımdan 100 lira kesiliyor. Nereye gidiyor? Bizden kesiyor 5 tane hayduta ödüyor devamlı. Saraya gidiyor. Hastaneler yapıldı. Güzel. Her şey güzel. Fakat bir kuruş para ödedi mi? 5 milyara çıkıyor bir köprü. Biz kendi paramızla yapsak 1 milyarına yaptırıyor. Yap işlet devam et. Senin torunun torunu borçlu biliyor musun? 200 metrekare arsama ulan temel atamadım be. Temel atamadım be temel. Neden atamadım biliyor musun? Nasıl olacak parasızlıktan atamadım. Şimdi ben sana bir örnek vereyim. Ben AK Partili falan da değilim ha. Parti de tutmuyorum. Olabilirsin. O Marmara Aya, o Marmara Aya baba sen ben de bugün çık gez ya. Ben bugün Kartal'a gideceğim şimdi. Arabayla bir giriyorum abicim yeni kapıdan. Bir basıyorum abi. Bir bakıyorum aa karşıda. 10 dakikada karşıda. Abi parayla şuraya geliyorum. Parayla yapılacak şeyler değil bunlar ya. İstanbul'un rantına alışmışlar. Bir dakika. İstanbul'un rantına alışmışlar. İstanbul'a çökmek için adamı hiç suçu yok görevden alıyorlar şimdi. Yazık kesin mı? Değil abi. Hayır, daha kesin değil. Bir şey söyleyeceğim bak bir şey. Bana bunu bir takacağım. Eğer istinat bozarsa bozar. Eğer Allah'a kul peygambere ümmetse bir insan evladıysa öbür hakim yazmış. Ahmak canlı başka şeyler buluyorlar. Canlı olarak seyrettiniz mi ya, hakemi? Siyaset böyle şey olur abi, mu ya? Bak sen beni okuttun zorluklarla ben hakim veya savcı oldum doğru mu? Evet. Bana saygılı olmaları lazım değil mi? Sınıf sınıf gitmesi lazım tabii, değil mi? Tabii, askeriye tabii, de tabii, saygı oluyor. Evet. Abi çıkıyor hakimin karşısına seyrettin mi sen onu? Bana bir şey olmaz halk arkamda istibariyle konuşuyor. Gülüyor, ya, dalga geçiyor, dalga hakaret geçiyor. Ediyor abi. Hakim abi ya. Sen belediye burası başkanısın. Yok. Ağır ol abi. Bak tane tane konuşayım sen. Ağır ol. Ben belediye başkanıyım. Efendim böyle böyle benim bilgim ve şey arzetim yoktu. Bunlar işe girmişler zamanında. Bunu söyleyemiyor. Gülüyor. Arkasındakiler de gülüyor. Bu hakim, bu savcı ne diyecek abi buna? Bu beni kayra almıyor diyor ya. Burada da buna cevap ver abi. Bir şey soracağım. Ama bir dakika. Cevap vereyim. Hemen cevap vereyim. O senin dediğin hadiseler var ya. 2019 yılında. Evet. Devlet dairelerine iş alınacak. Valiliğe talimat verildi. Bakanlık tarafından hani gidiyoruz çoluğumuz çocuğumuz hepimiz aldık. Savcılıktan hal belgesi alıyoruz. Evet. Onları kaldırdılar. Bir tane bu adamın işe aldığı kişi yok. O arada ne alındıysa onlarda da yokmuş. Peki İçişleri Bakanı elinde, devlet ellerinde 500, 600, 1000, 2000 neyse kişi eğer böyleyse niye bunları götürmediler? Şimdiye kadar gel bakayım belediye, arkadaş. Belediye niye götürmediler? Belediye mi? Yok arkadaş ya. Bak, yapmayın abi, ya. Yapmayın sağlık, Allah aşkına. Senin için benim sağlığım çok önemli abi. Bak dinliyor musun? Sağlık personelinin ne kadar olduğunu gördün mü abi ya? Sen şuraya düşsen abi seni kaldıracak 50 bin kişi var be abi. Gözünü seveyim ya. Sağlığa adam çoğalttılar. Sağlık. Belediyeye şu anda lazım değil ki abi. Baksana adam orada eli cebinde. Abi bak arkanı dön abi. Temizlikçi. Bekliyordu abi bak. Ne diyecek? Tertemiz tutuyor işte. İşte abi iş yok ki. Tuvalete bak git. Tuvalete. İş yok ki. Yere bak izmarit atamıyorsun. İzmarit atacaksın ki ama iş çıksın orada. Ne yaptın o adam da oradan parasını alıyor. İstihdam ediyor. Çoluğunu çocuğunu besliyor. İşte yapma sen. Onu söylüyorum. Noktalıyorum artık konumu. Ben 18 yıl hava yolu. Bak cennetin doğma büyüme çocuğuyum. 18 yıl hava yollarında VIP şefliği yaptım. İyi dinle beni. Ben CHP'liyim diye AK Parti'yle bak parti tutmuyorum ama AK Parti'ye yanaş CHP'liyim diye benim iş hakkımı feshettiler. Çok iyi dinle abi burayı. Ben ellerinden öperim. Babamsın sen. Ben CHP'lisiniz diye. Tamam, bak evrakları veriyorum. Abi anlamadım. Ben anlamadım. Ne ben, diye iş hakkınızı bunu çok iyi yayınlayın. Ben CHP'liyim diye benim Türk Hava Yolları'nda TK'da Türk Hava Yolları'nda VIP şefiydim. CIP ve VIP sorumlusuydum. Kaç kişiyle iş aldım. Ben o partidenim diye benim iş hakkımı feshettiler. Benim iş hakkımı fesheden de o belediye başkanı kimdi o? Kadir Topbaş mı? Kadir Topbaş. Bravo. Kadir Topbaş'ın yeğeni kafayı taktı bana. Sen dedi CHP Kılıçdaroğlu'yla inşallah yayılır bu. Kılıçdaroğlu'yla neden sarmaş dolaş fotoğraf çekildin diye benim iş hakkımı feshettiler. Bak AK Parti. Duruyor mu abi o fotoğrafı? Abi sana yemin ediyorum çıkaracağım şimdi duruyor. Bir dakika. Kemal Çebi'nin mutlaka tanıdığı vardır. Ben burada doğma büyüme Antikalar'ın çocuğuyum. Ben büyüttüm. İyi dinle. Kemal Çebi'nin yanına gittim. Bak beni çok iyi algılasınlar. Kemal Çebi'nin yanına gittim. Çayımızı içtik. Biz aile dostuyuz dedim. Buradaki çoğu insan da beni tanıyor. Abi dedim sen benim babamın arkadaşısın. Ben ona da
beni şey yapmıyorum. Benim dedim işten çıkarttılar. Benim ailemin haberi yok. Beni dedim işe buraya dedim belediyeye alın. Elimden her şey geliyor dedim. Operatörüm. Operatörlükten anlıyorum. Tamam dedi aslanım. Tamam seni işe sokacağız dedi. Bana memleketi sordular abicim. Nerelisin abi? Bana memleketi sordular. Cennet Mahallesi doğma büyüme. Ama ikinci kanaldan çok özür diliyorum. Konuşsaydım beni işe alacaklardı abi. Bana sordular. Ve evraklarım kalsın dedim. 3 ay oldu, 5 ay oldu. Bekliyorum hala işe gireceğim. Abdurrahim'in al bayrak elimden tuttu. Onun geliyorum oraya. Bir dakika. Abdurrahim bitireyim. Abdurrahim'in al bayrak elinden tuttu beni. Özel şoförlüğünü yaptım onun. Bak 18 yıl bir yerde çalışılır mı ya? 18 yıl insanları işe de soktum. Abdurrahim'in al bayrak Altun'un sahibi beni işe aldı. Özel şoförlüğünü yaptım ve emekliyim. Emekli oluyorum. EYT. Bir sene EYT. Bir sene yanında tuttu beni. Allah bin kere razı olsun o adamdan. Beni işe aldı. Bunlar hala beni arayacaklar. Abi sana bir şey söyleyeyim mi? Vallahi zihniyetleri çok küçük düşünüyorlar. Ben parti taraftarı değilim. CHP çok küçük düşünüyor. Abi iyi ki de olmamış. Bir şey söyleyeyim mi abi, sana? Bu sefer de niye diyorum biliyor musun? Niye olmamış biliyor musun? Arkadaşlar. Yayınlanacak. Ama olmaması çok da güzel. Arkadaşım. Bir dakika. Kemal Kılıçdaroğlu'nu bir görebilsem mailler attım. İlgilenim. Abi bizim sıkıntımız zaten hep yandaşı almak. Yanına tanıdığımızı almak. İyi ki de olmamış. Ya soruyorum. Onu, soruyorum. Abi özür dilerim bitiriyorum. Keşke Kemal Kılıçdaroğlu'nu şurada miting yaparken göreyim. Beni tanıdı mı diyeyim ya. Ama almadılar. Şimdi bak tsunami çıksa Kılıçdaroğlu'na bağlayacaklar. Deprem olsa Kılıçdaroğlu'na bağlayacaklar. Sen konuyu bilmeden girdin. Yok yok yok. Konuyu konuşuyoruz. Dinle. Yok yok. Babayı dinliyoruz şimdi. Ben anladım seni. Babayı dinleyelim ondan sonra başlayalım. Bir dakika. Ben onu İki cümleyle. Söyle babam. Ben belediye meclis üyeliği yaptım. Başkan yardımcılığı yaptım orada. Evet. Burayı bölen 89-90'da önce Bakırköy'den ayrıldık. Çekmece. Çekmece'den Avcılar'a ayrıldık. Evet, evet. Ondan sonra da şeyi ayırdık. Esenyurdu. Kaç yaşındasın? Cevap 50 verecek. Yaşındayım. Kaç, beni kaç, belediye başkanı kaç, şuradaki kaç, işe bilen sokabilirdi beni. Kaç kaç? Bak, kaç yaşındasın? Ben kaç kişiyi şu anda bilen... Ama abi sıkıntımız bu zaten bizim. Allah Hayır. Allah. Tanıdığı işi almak. Sıkıntı bu değil mi zaten? Belediye başkanıyım ya. Mekanına gittim. Kardeşim seni bir fabrikaya gönder ya. Beni bir fabrikaya gönder ya. Diyeyim ki ya belediye başkanı beni bir fabrikaya gönder. Abi belediye başkanı niye seni fabrikaya gönder? Burada çamurda. Onun için koşuyorduk. 15 gün önce 15 gün önce 5 yıldan buraya koşuyorduk biz burada. 3 tane esnafı ziyaret ettik. Bitti. 3 tane. Bir şey söyleyeyim. Niye hepsini ziyaret ettik? Sadece sözcüsü mü olur bunun ya? AK Parti döneminden bütün müdürler aynı devam ediyor şimdi. 3 tane esnafı ziyaret ettik. Bana bak bana. Böyle saçmalık olur ya. AK Parti zamanından bütün şu an Çekmece'de Kemal Çebi dediğin adam öyle bir insan değil. Adam bir tane müdürü değiştirmedi. Sen değiştiremez abi. Onu yönlendirenler var mı abi? Ne değiştiriyor mümkün abi? Değil, mümkün değil. Allah aşkına destek verin bana var ya. Bir dakika. Onu yönlendiren onu var. Cumhurreis bak dün açıklama yaptı ya. Şu emekliler dedi. Allah canımı alsın ben abim. Bak AK Partili falan değilim ama olacağım da. Adam ayağa bir kalktı. Konuşmasını dikkat ettiyseniz bir dakika falan yaptı. Evet. Açıklamasını yaptı. Bunlar emekli olacak. Ayağa kalktı. Şu gidişi var ya. Bitmiş ya. Ya bitmiş. Yani adam o açıklamayı yaptı. Giderken ulan dedim. Ulan bu adamın neyinin peşine koşuyoruz biz ya? Harbiden biz. 2019'da da 2019'da da kim gelecek bunun başına? Şöyle yapalım mı abi? Şöyle yapalım mı? Ya emekli vallahi billahi bir zaman gelecek. Maaşını ATM'lerden alamayacak ya. Alamadığımız pozisyona gireceğiz ya. Alamadık ya. Evet. Onların zamanında alamadık abi, ya. Abi öyle bir şey olmadı. Hiçbir zaman abi emekli parasını alamadı gibi bir şey olmadı. Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan bu yana böyle bir şey olmadı. Bu yalan abi. Çocukken memleketin bitirdi. 59 milyar kasada açık abi, var açık. Özür diliyorum. Meyve veren ağaç her zaman taşlanır. Aynen. Meyve varsa taşlarsın. Çocukken gittin daldın bahçelere. Toplar zevkamları. Abi bir daha söylüyorum. Bu giderse yarın öbür gün sana yemin ediyorum ATM'lerde maaş göremeyeceksiniz. Maaşlarınız gidecek. Ben AK Partili de değilim, CHP'li de değilim. Partici de değilim. Sinirlerim gidiyorsun. Tamam sakin ol abi. Sakin ol. Ben geldim senin yanına. Sakin ol. Şimdi abi bunlar giderse biz batar mıyız? Abi batmayız. Bana nasıl biliyorum? Bekle. Bir saniye. Tamam abi. Batarız. Çıkart birini. Çıkart birini. Söyle bir isim ver ortaya. Ver abi. Tayyip gitti. Ver ortaya bir isim. Kimi getirelim başına? Hadi ben geleyim abi. He? Ben geleyim. Kaç çocuğun var senin? Bir tane abi ellerinden öper. Bir tane de hanımın var değil mi? Evet. Allah için konuş. Evet. Evde 3 kişilik çekirdek ailesin değil mi? Evet. Çocuğun okula gittiğinde, hanımın dışarıya çıktığında nereye gittiklerini akşam
düşünüyor musun? Yok, niye düşüneyim ki abi ben? Düşünmüyorsun ben değil mi? Nereye gittiklerini bilmiyorsun evet. bile abi. Evet. Bu adam bu kadar pislikleri temizledi. İnanıyorum o yanındaki pislikleri niye? De temizleyecek. Ben aslanlar abi. Gibi geziyordum. Sağ abi. Sol devri vardı. Sen idare, geziyordum ben. Sen gezemiyorsan o senin erkekliğindir abi. Apartman yöneticisi niye? Yapalım. Evet. Apartmanı bilem yönetemezsin. Geri gelir sıkıntı. Nasıl? Ben neleri yönettim abi? Ben 30-60 kişiyi yönettim. 60 kişi. Gözünü seveyim yapmayın ya. Ben tekstilim vardı tekstilim. Neyim? Abi siz böyle devam edin. 300 kişi çalışıyordu tekstilim benim yanımda. Allah sonunuzu ayrı etsin. 300 kişi çalışıyordu benim yanımda. Allah sizin sonunuzu ayrı etsin. Benim şu anda bir tekstil firmam var burada. Cennette. Allah sizin sonunuzu ayrı etsin. Allah size en kısa güzel günler versin. İnşallah size de kardeşim ya. Size versin. Biz bir şey istemiyoruz. Size versin. Adamı hemen batırmaya çalışıyorum. Bir şey soruyorum. Tamam bitirmeye çalışıyoruz. AKP'yi kimler koydu? Abi ben parti taraftarı değilim. CHP içinde konuştum. Tamam ama dinlemezsek bunu hiçbir şey anlamayız. Şimdi Mustafa Kemal Atatürk öldü. Cumhuriyet elden gitti mi abi? Ya niye gitsin Cumhuriyet elden? Peki Tayyip de giderse? Gençler yetiştiriyoruz. Geliyor arkadan da. Bak batacak diye. Abi demedi. Abi batacak diye cümleleri çok iyi dinle. Sen telaşlı konuşuyorsun. Tamam. Çok iyi algıla. Bir şey bilmiyorsan dinle. Tamam ben sana söylüyorum. Tayyip Erdoğan gittiğinde yerine bir tane adam getirelim abi. Yok mu adam? Var mı? Abi çıkart birini verelim işte ona verelim. Adamlar gelecek. Aslan gibi. Aslan gibi. Biz adam değiliz ya. Hırsızlıklar her şey gidecek. Bir saniye. Hırsızlık varsa hırsızlık bitecek. Niye? Var değil mi? Ama, abi, var mı? Bak. Var mı? Abi çalıyor. Çalıyor. İşte ama yapıyor da ya. Yazıklar olsun be. Kapatmadık. Neyin peşindesiniz arkadaşım sen? Yazıklar olsun. Sen kaç yaşındasın? Gel abi gel. Ay senin yaşın kaç? Gel Çetin abi sen. 50 mi? 50 abi. Ben 60 yaşındayım. İstanbul'da babam ve çocuğum. Röportaj yapılıyor. Dinliyoruz. Herkes atıyor. Sen de bir şey oğlum. Neyi anlatıyorsun sen? Bir şey anlat seni dinleyelim. İş yapıyor diyor. Ne iş yapıyor? Göster bakayım bana. Yaptığı işi göster bana. Ben sosyal devrimciyim kardeşim. Tamam mı? Devrimci ne demek? Emekçi demektir. Nasıl bir emekçilik bu böyle? Nasıl bir emekçilik bu? Emekçiden bir kere sen vergi alamazsın kardeşim. Ben patron değilim. İşte bunları konuşarak izah edilmesi lazım. Herkes soktu. Tek kişinin konuşmasıyla değil işte. Bak adam burada konuşuyor. Bilen kişi de geliyor. Neyi savunuyorsun? Abi, birinin yanlışın varsa biri girsin, benim yanlışım varsa biri girsin. İşleri sana ait, mahkeme sana ait, bütün her şey yargı sana ait. Konuşsunlar o zaman. Niye o zaman konuşuyorsun? Zaten bunun özelliği o konuşması. Abi FETÖ'cüleri niye almıyorlar içeri? Ya. Biz bir tane FETÖ'cü almayacağız dedik bu şeye. Bakanlığa koymayacağız dedi. Hepsi FETÖ'cü abi. Hepsi FETÖ'cü. Bize CHP'ye FETÖ'cü diyordu. İyi Parti'ye FETÖ'cü diyordu. Babacan da ayrıldı FETÖ'cü oldu. Niye araştırmıyorlar abi? Adam işte onun yerine adam koyacaksınız. Söyle adam bana. Gelecek. Kim adam abi, ki? Abi benim gözümde şu anda kimse yok ki. Ya, onu düşünemiyorum sen ki. Sen abi ne yapıyorsun? Ben sadece şu emekliyi düşünüyorum. Bak abi ne dedi? Düşünemiyorum. Düşün İnşallah abi. İnşallah bunlar için güzel şeyler bak, olsun sen diyorum. Bak senin evladın adamı, var mı? Adama baksana. Üften püften şeylerle adamı belediye başkanı reisi cumhur adayı olmasın diye adama 2 sene 7 ay gün veriyorlar. Allah'tan rava mı? Allah'ı bilen adam, Allah'a inanan adam, Kur'an'a inan adam bunları yapmaz. Daha kesinleşmedi ama. Önemli değil. Benim için kesinleşti. Kesinleşmeyebilir. Bir dakika. Onu verdi ya. İsterse o şimdi deklare yapsın. Tamam ben bunu affettim desin. Artık geçti o benim nizdimde. Gel abim gel konuşalım. Gel abicim ya. Ben de vatandaşım abi, senin abi, gibi. Abi. Ben de senin gibi vatandaşım. Abi. Güzel. Efendim. Videonun Osman'ı atsana şu Trabzon'da. Gel karnını açsa yiyeceğim. Ben değil. Ver halka söyle bakayım. Abi sana söyleyeceğim. İçimden geldi. Neye sana söyleyeceğim. Niye döner söyle. Ben devrimciyim. Kardeşim paylaşmayı severim. Abi ben yardım kurumu değilim ki. Niye konuşuyorsun o senin karnını açsa yedireyim. Ya ben değil halka yedir göreyim. Halka niye yedireyim? Halktan benim bir çıkarım var mı? Vefattan bahsediyorsun kardeşim. Güzel kardeşim ben ne AK Partiliyim ne CHP'liyim. Ya CHP'li ben devrimciyim. Sosyal devrimciyim. Köküne kadar da. Karnını açsa yedireyim. Benim karnım. Allah şükür cebimde para var. Ama sen konuş. Halka niye yedireyim? Abi şunu dedi abi. Ne oldu ki? Ne oldu ki? Kimi savunuyorsun o zaman? Kimseyi savunduğumuz yok. Benim cebimde halka gösterecek benim param var benim. Kirli param da yok. Ben sana şunu söyleyeyim. Hiç uzatmayalım. Ben şunu açık konuşayım. Bu giderse yine berbat olur abi. Bu berbat mı olur? Hadi git ya. Abim. Bir şey buyur. Tabii ki de buyur. Yani muhalefeti mi savundu amca? Neyi soracağına bağlı abi. Sen sor sorunu. Ben merak ettim. Gördüğüm kadarıyla muhalefeti savundu. Evet. Şimdi yaş kaç amca? 78. Maşallah. Bu iktidar kaç senedir yönetimde? 20. 20 yıl. Kaç seçim oldu? 5 yılda bir olsa da. 10'a yakın seçim oldu. Evet. Senin bu yaştan beri bu kadar siyasetin içindesin. Sana bu bir şey ifade etmiyor.
etmiyor mu bu? Ediyor. Onların içindeyim ben. Fakat bir dakika. Neyi anlatıyorsun? Dini kitabı. Sen nereye bağlayacaksın ben anlamadım abi. Ben bağladım. Dinimizi 20 yılın içinde 10 seçim kaybeden adamdan kurtulması gerekiyor bu ülkenin. Ama abinin söylediği çok başka bir şeydi. Başka bir şey söylüyordu. Sen Kılıçdaroğlu'ndan bahsederek girdin ama. Abi fark etmiyor. Yok yok. Değil. Abi İmamoğlu davasından bahsediyordu. Tamam. Deme, ben tamam. Armut diyorum, siz elmaya geçtiniz. Öyle. Söyledim işte. Nedir? Önü mü kesildi? Önü kesildi tabii. Nasıl kesildi? Söyle. Ya 2 sene 7 ay. Kalyana 15 gelmeyin. Gün. Kalyana değil beyefendi. Olay bitmedi zaten. Benim için, olay bitmesin. Benim için önemli değil. Olayın bitişini bir gör. Onu ben biliyorum. Tamam. İstinat var, Yargıtay var. Var da var. Olay bir bitsin. Fakat bunu böyle bu duruma getirdiler ya. Benim için bitmiş. Ama ne getirdi? Olay bitsin. Her şey kendi... Bizim derdimiz abi ekonomi. Sen nasıl görüyorsun? Abi, bütün... Neden? Bak, ekonomide sıkıntı var zaten. Için. Bütün dünyada İstanbul'un var. Okey. Rantına 20 senedir. Alın ama ranta çökecekler. Ranta. Seçim var önünde. İstanbul'un rantı büyük rant. Ama sıfır araba galerilerde sıfır araba yok. Nasıl olacak bu durum? Ah amicem ah. Bana mı diyorsun? Git ona söyle. Ah amicem ah. Gelen gel. Sıfır galeriler sıfır araba bul bana. Bu sefer kesin yine yutturacaklar size söyleyeyim bak. Bu sefer kesin alıyoruz o. Yine yutturacaklar. Yutmayın. Doğru. Doğru söylüyorsun. Burada doğru söylüyorsun. Güçlü iktidarların güçlü şimdiye kadar 20 senedir unutmayın. Anadolu Ajansı 20 senedir Anadolu Ajansı 70'inden başlıyor 51'e iniyor duruyor. Güzelemeyeceğim benim. Daha bitti. Güçlü iktidarları güçlü muhalefetler oluşturur. Oh. Güçlü iktidarları güçlü muhalefetler oluşturur. Muhalefet iktidarı yalnız bırakıyor. Bunu söylüyorum. Doğru mu yanlış mı? Abi güçlü iktidarları demokrasilerde bütün dünyada güçlü iktidarları güçlü muhalefetler oluşturur. Güçlü kim? Güçsüz kim? Güçlü burada AK Parti hükümeti oluyor. Bir şey söyle. Lütfen. Ya ülkeyi diktatörler icat ediyor. Tamam bir saniye abicim ben abiyle güzel konuşacağım. Güçlüyü zorlayan bir yapı yok. Bunu söylüyorum. Tamam aşağıdan. Şimdi ben sana bir şey söyleyeyim. Meydan boş kalıyor. Boş kalıyor. Neden boş kalıyor bu meydan abim? Abi onun muhalefet. Ben de onu soruyorum işte. Neden boş kalıyor? Tamam çok güzel. Bak biliyorsun ki demek ki söyleyeceksin bana ki ben de abi, sana cevabını... Muhalefet yok. Bunu söylüyorum. Muhalefet nasıl yok abim bana? Nasıl var abi? Muhalefet nasıl yok? Koskoca İmamoğlu aslan gibi adam var ya. Mansur Yavaş var ya. Aslan gibi adamlar. Aslan gibi adamlar bunlar abi, ya. Adamın, sen adam gibi adamsın abi. Sen de adam gibi adamsın abi, ya. Abi ben ondan bahsetmiyorum. Bak adam da adam gibi adam. Bu adam da gibi adam mı gibi adam. Fizikten bahsetmiyorum be abi. He? Yapıdan bahsediyorum. Tamam yapısı reis da. Reis Cumhur bir saniye, havalanında bak, toplantı yapıyor. Ya. Evet. İmamoğlu yediler. Adalet baştan Bakanı da orada. İmamoğlu yediler. İmamoğlu'na ne yapacağız diye. Bak İmamoğlu'nu yediler. Bir. Şimdi Mansur Yavaş girecek Cumhurbaşkanı'na. Tamam. Mansur'u da yiyecekler. Ben sana söylüyorum. Kim yiyor abi? Yiyecekler. Ben sana söyleyeyim. Abi kim yiyor ama? Eğer ki sen bu şekilde düşünüyorsan yiyecekler. Kayyumu düşünüyor adamlar. Bak İstanbul'a kayyum atmayı düşünüyorlar abi İstanbul'a. Abi bak geçin bu işleri ya. Nasıl geçeyim bak, abi? Ben her gün cennetten geçiyorum bak, abi. Bak Türkiye'de şöyle. Her gün buradan geçiyorum abi. Abi Türkiye'de örneğini vereyim. Türkiye'de şu anda 4 büyük kulübümüz var mı bilelim? Bir dakika amca. 3 büyük var abi 3. 4 büyük kulübü. Hayır 3 abi. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray. Bak şimdi tamam. 3 büyük var abi. Büyük yıllardır böyle. Dördüncü yok. 3 var. Tamam. 3 tane diyelim. O zaman Bursa'yı da koyacağız. Başakşehir'i de koymamız lazım. Doğru bak, mu abi? Bak mantalite farklı işliyor. Evet. Ben ondan bahsediyorum. Tamam 3 tane diyelim. Hı. Sen şimdi Fenerbahçe ligde 20 puan açsa arayı gitse Fener'e mi kızarsın? Aşağıdaki diğer iki kalan ikisine ben mi kızarsın? Fenerbahçe'yim. Ben sevinirim. Yani ben o zaman Galatasaray'ı koyalım yerine. Galatasaray'ı koy abi. Galatasaray. 20 puanı aldı gitti diyelim. Tamam. Ligi demone ediyor gidiyor. Küfür ederi Fenerbahçe. Abinin demeyi istediği şu işte. Particilik de futbol takımı gibi oldu. Şimdi için. Ben sana söyleyeyim. Bak. Lütfen kaliteyi artırmak için. Bak. Bizim kalitemiz nerede biliyor musun abi? İnsanlıkta. Eğer ki bizim insanlarımız kaliteli olsun baştakiler de kaliteli olur. Abi. Düne kadar bütün siyasetler bir araya geliyordu. İnsan gibi konuşuyorlardı. Dürüstçe konuşuyorlardı. Doğru mu abi? Demirel'i geliyordu. Tansusu geliyordu. O geliyordu. Bu geliyordu. Şey abi, işte. Oturuyorlardı. Adam gibi konuşuyorlar. İnsan gibi. Şimdi birbirlerine küfür. Bitti bak. Anahtarı böyle otelinden salladı da millete yutturdular ya o dönemler yok artık. Evet. İcraat gerekiyor. İcraat. Haklısın yerden göğe kadar ama fazla şey yapma. Yok abi ben kafalar değişmesi lazım. Değişmesi lazım abi. İşte cahil. Konuşmaya şimdi ben bir şey söyleyeyim mi abi? Sen benimle konuşursan ben sana anlaşırım. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Z kuşağı geliyor bak. Tamam. Bak Z kuşağı geliyor. Ben baştan söyleyeyim bir saniye söyleyeyim. Z kuşağı geliyor. Bu Z kuşağı var ya. Bunları var ya madara edecek. Edecek. Çok kötü madara edecek. Ben de bu gençlere çok güveniyorum. Bunlar Mustafa Kemal Atatürk'ün çocukları. Ben fazla bir şey demiyorum anladın mı? Fazla bir şey demiyorum. O yüzden ben bunlarla ne konuşsam bu
Onlar burada, ha bu bina, yok ya bu binayı oraya aldım derler. Yok ya bu ağaç buradaydı, yok bu ağacı buraya aldım derler. Bunlarla konuşulmaz. Vallahi konuşulmaz. Yani abi size de helal olsun. Yapın abi. Devam edin. Edeceğiz zaten. Kazanacaksınız. Sizler sayesinde biz kazanacağız. Abi bizim kazancımız doğru olması. Bu kadar. Başka bir şey isteyemeyiz. Derdimiz yok. Şunu demek istedim. Sizler sayesinde halk kendine gelecek. He, cahil insanlarımız var. Eyvallah, o cahillere bir şey diyemeyiz. Alırlar simitin elinde, yolda yürürler. Şimdi bakar mısın? Pazara çıkamıyoruz. Ne diyorsunuz siz? Onu konuşuyoruz zaten. Teyzem niye böyle oldu diye. Aç, aç. Tokun halden anlamaz. Biz i̇şte. Açız, aç, aç. Ne diyorsunuz? Niye böyle oldu işte teyzem? Onu konuşuyoruz zaten. Onu sizin bir çözmeniz lazım. Ben i̇şte nasıl bir çözüm? Adam gelmiş bana diyor ki Almanya bizi kıskanıyor. Almanya bizim neyimizi kıskanacak ya? Bak farkında mısın? Ukraynalıları Türkiye'ye geldi ya. Çok iyi yerlere verdiler. Suriyeli Afganlara bak, Kanarya, Esenyurt, Tepeüstü, Bağcılar yere vermiş. Çünkü orada pislik olsun. Daha çok pislik olsun, birbirine girsinler diye. İnsanları birbirine düşünsünler diye düşünüyorlar. Suriyeliler de kardeşimiz. Afganlar da kardeşimiz. Ama Suriyeliler benim kız bir tane bacıma tecavüz ediyorsa, taciz ediyorsa o benim kardeşim değil ya. Onu alsın kendi evinde beslesinler. Eğer Suriyelileri kim istiyorsa alsınlar evinde beslesinler. Her bak kaç tane Suriyeli gelmiş değil mi? Afganlar gelmiş. 200 tane gencimiz, kızımız ölmüş. Tecavüz edilmiş. 200 tane insanımız ölmüş. Bu Türk vatandaşı ölmüş. Kürt ayırt etmiyorum. Kürtle ben de Kürt'üm. Allah'a şükürler olsun. Ama biz kimliğimizde Türkiye Cumhuriyeti yazıyor mu? Bitti abi. Evet, Türkiye benim bu kimliğimde. Bak ben sana şunu da göstereyim. Şunu da göstereyim. Al ben sana şunu yok diyor yılla bak. Şu kimliğe bak. Bana burada bu kimliğe bakın. Dini yazıyor mu? Dini yazıyor mu? Dini. Bakın. Kalktı abi. Araştırın. Kalktı kontrol abi. Edin ya. Kalktı, ben sana söyleyeyim. Yine eski kimlik. Ülkede yaşamıyor muyuz? Yaşıyoruz değil mi? O yüzden abi iyi düşünün. Çocuğunuzu düşünüyorsanız, kendinizi düşünüyorsanız özellikle bu devir bitti yani. Teşekkür ederim abi. Çok sağ olun. Rica ederim.